kabak lifi bu doğal bir lif. Ekiliyor zaten. Topraktan çıkıyor bir tohum olarak. Ekiliyor, büyüyor. Büyüdükten sonra böyle natürel halini alıyor. Ya kesinlikle sentetik değil. Ama ne işe yarar? Kabak lifinin en büyük özelliği şu. İlham kaynağı olduğunu söyleyeyim. Neye olduğunu? Bulaşık süngeridir. Yani daha önceki yıllarda sentetik süngerler olmadığı için bu böyle ufak parça parça kesilir ve bulaşık süngeri görevi görmüştür. Ama buradaki sağlık açısından özelliği de şu, kesinlikle bakteri biriktirmiyor. Yani bunu kullandığınız, yıkadığınız, kenara koyduğunuzda bakteri biriktirme olayı yok. Ondan dolayı hem sağlıklı. Diğer özelliği de hamamda özellikle banyoda çok iyi bir kese, doğal kese. Bunu sıcak suda zaten yumuşuyor. Bir de güzel doğal bir sabunla bunu köpüttüğünüz zaman gerçekten kese özelliği çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu doğal olarak kullanabiliyorsunuz. Doğal. En büyük özelliği dediğim gibi bakteri biriktirmemesi. Zaten şey, mikrop yuvası değil. Rahat bir şekilde kullanılabilir. Kabağın kendisinden mi oluyor yoksa şu an gördüğümüz şey doğrudan topraktan aynı çıkan bir topraktan şey mi? Topraktan bunu böyle şey yapıyor, koparıyorlar. Bu natürel hali. Bunun tabii ki işlenmiş mesela şurada köşede farklı boyutlarda özellikle kumaşla beraber şekillendirilmiş, dip boyutuna getirilmiş halleri var ama bu en doğal hali bu. Zaten öyle bir şey ki Rabbim buna öyle bir şey vermiş ki kese görevini görmesi için bakın şöyle parmakları içine soktuğun zaman doğal kese görevini görüyor. Yani direkt böyle alıp sırtına şey yapabiliyorsun. Bunun bir de orijinal yeri var. Şimdi kabakları anlatmaya başladık. Normal kabak lifinden elimizde su kabağımız da var. Bu da eskilerin, büyüklerimizin bildiği ama bizim kuşağın pek hatırlamadığı bir şeydi. Bu da yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu da doğal olarak ekiliyor zaten. Şu an ne yapılıyor? Özellikle güzel bir aksesuar, abajur ya da farklı ev aksesuarları yapılıyor. Ama neydi? Daha önce mesela bunu kullanıldığında işte şey olarak, kepçe olarak kullanılıyordu. Ve aynı zamanda suda batmaz. Mesela suyun içerisinde şey yaptığınızda doğal bir simit görevi görüyor. Artık dediğim gibi unutulmuş ama tekrar yenilenmeye başlayan eski kültürümüzden bir ürün daha tekrar gün yüzünde.